Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Yeni gün programında ben Ümit Atabay sizlerle birlikteyim. Program ortağımız Fatma Meltem Naz Yılmaz'la birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Her sabah olduğu gibi saatler 8'i 10 geçtiği zaman, çeyrek geçtiği zaman sizlerle birlikte oluyoruz. Ve yaklaşık olarak 9.40'a kadar birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Yerel gündem, ulusal gündem programımız içerisinde ekonomi, yol durumu, bunların hepsini aktarıyoruz sevgili izleyicilerimiz. İlk olarak ulusal gündemi sizlere aktaracağım ama ulusal gündeme geçmeden önce son dakika haberleri ve manşetlerde neler var bunları sizlerle birlikte paylaşacağım. Evet, güne bomba gibi düşen bir haber sevgili izleyicilerimiz. Reyna katliamını yapan terörist yakalandı, hain terörist yakalandı sevgili izleyicilerimiz. Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reyna'da 39 kişiyi katleden Abu Muhammed Horsani Kod isimli terörist Abdülkadir Mosparinov sağ olarak yakalandı. Terörist Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evinde ele geçirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Reyna saldırganı ile birlikte biri Kırgız asıllı, erkek 3 kadın 5 kişi de gözaltına alınmış sevgili izleyicilerimiz. İstanbul'da emniyet güçlerine götürürken görüntüler, fotoğraflar da servis edildi. Evet, bütün manşetlerde Reyna saldırganının yakalanmasıyla ilgili haber. Reyna saldırganının nasıl yakalandığına dair haberler, detaylar sevgili izleyicilerimiz. Son dakika haberleri içerisinde. Evet, ve Reuters ve Anadolu Press Ajansı da Reyna saldırganın yakalanmasını acil kod adıyla geçmiş. BBC, CNN, The Guardian, Al Jazeera, İngiliz gibi büyük medya grupları da haberleri son dakika alarmıyla vermişler sevgili izleyicilerimiz. Biz emniyet güçlerimizi tebrik ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Reyna saldırganın, katilin, teröristin yakalanmasına göstermiş oldukları emeklerden, çabalardan dolayı sevgili izleyicilerimiz. Reyna katliamcısının yakalanmasıyla ilgili bütün detaylar gazetelerde var sevgili izleyicilerimiz. Ve süreç nasıl işleyecekmiş? Esenyurt'ta arkadaşın evine kız kıvrak ele geçirilen Özbek asıllı cani emniyete götürüldü. Peki şimdi süreç nasıl işleyecek? Güvenlik uzmanı Mete Yarar açıklamış. Bundan kısa bir bölüm aktaracağım sevgili izleyicilerimiz. Ele geçirilen terörist emniyete götürüldü. Süreç, güvenlik uzmanı Mete Yarar operasyon sonrası önemli açıklamalar bulundu ve süreci nasıl işleyeceğini açıklamış. Özbek asıllı caninin sağ yakalanmasının çok önemli olduğunu belirten Yarar şunları söyledi. Daha önce Numan Kurtulmuş bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi caninin canlı yakalanmış olmasının bağlantılarının öğrenilmesi açısından çok önemli. Reyna eylemleri içerisinde unsurlar DAEŞ'in diğer eylemlerine uymuyor. Bu açıdan açığa çıkarsa birçok şey aydınlanabilir. Bugüne kadar DAEŞ saldırılarından farklı olması, bir konu üzerine yoğunlaşmaları ve bunun üzerine eylem yapmaları başından beri söylediğimiz şeyler diyor. Eylem yaparken şahsın ortaya oraya nasıl getirildiği bile çok önemli diyor. Bu eylem tarzı ve diğer eylem tarzları sağ yakalanması çok önemli. Hangi sistem üzerine geldi, kimler getirdi soruları bence önemli sorulardır. Umarım ki bu soruların cevapları bulunacak, soruların cevapları alınacak sevgili izleyicilerimiz. İşte Reyna katili, Reyna saldırısını düzenleyen teröristin yakalanması sevgili izleyicilerimiz manşetlere düştü. Ve günün en önemli haberlerinden bir tanesi. Tabii ki diğer haberlerimize detaylarına da geçeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Ama öncelikle ekonomi ve yol durumunu verelim. Ekonomi ve yol durumundan sonra sizlerle birlikte olacağız ulusal medya haberleriyle.
47 il 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Samsun, Terme, Ordu Devlet yolunun 13, 14 ve 15-16 ve 20-21 kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ünye, Çaybaşı, Tekkiraz il yolunun 20 ve 24. kilometre arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Fas'a, Aybastı il yolunun 23-24, 43-45 kilometre arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Bolaman, Perşembe yolunun 3. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca aynı yolun 37. kilometresinde bulunan Akçova Köprüsü sel tahribatı nedeniyle hasar gördüğünden ağır ve tehlikeli madde taşıyan araç trafiği Fatsa, Ordu, Preziz Devlet yolunun 21 ve sabah 8 saatleri arasında sağlanmakta olup bu saatler dışında ise kontrollü geçiş sağlanmaktadır. Manisa Turgutlu yolunun 21. kilometresinde Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolu inşaatı kapsamında yapılacak köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol bu kesimde araç trafiğine kapatılmış olduğundan geçişler servis yolundan sağlanmaktadır. Anadolu Otoyolu Sultanbeyli Kavşağı, Kurtköy Kavşağı arası 22-23. kilometreler arasında Mecidiye Kavşağı, A69 alt geçidi ve U73 üst geçidi inşa edilecektir. Yapılacak olan alt geçidin projesi gereği parçalı yapılma imkanı bulunmadığından bu kesimde otoyol tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım kuzeyde 2x3 şeritli servis yoluna aktarılmış olup çalışmaların 10.01.2017 tarihinde 17 saati itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır. İl 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sundu. Ekonomideki ve yollardaki son gelişmeleri paylaştık, aktardık sevgili izleyenler. Özellikle doların 4 lira seviyelerine zorladığı günleri geride bıraktık ve doların harareti az da olsa inmiş durumda. Ve bölgenin altını, bölgenin dövizi, fındıkta da dün 40 günün aranın ardından ufak da olsa bir kıpırdanma yaşandı. 25 kuruş arttı Ordu'da. Fındık fiyatı yetmedi ama bu kıpırdanma uzun zaman sonra güldürdü. Alaycı bir şekilde benim gülüşüm gibi üretici de hem tepkisini gösterdi hem de güldü. Ne yazık ki efendim ve karayolları hangi noktalarda çalışmalar yapıyor bunu da izledik. Şimdi ulusal gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hürriyet gazetesini aktaracağız. Manşetinde neler var? Hızlıca paylaşacağız sevgili izleyenler. Zaten yetişen gazetelerin bugün manşetinde Reyna katliamcısının yakalanması var diye tahmin ediyoruz. Hürriyet gazetesinin üst manşetinde depresyon başka, mutsuzluk başka diyor. Terörün yarattığı travmayı değerlendiren Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Profesör Doktor Timuçin Oral önemli bir uyarı yaptı. Ülkede düşmeyen tansiyon insanlarda tedirginlik, huzursuzluk, depresif duygu durumu oluşturuyor ama hastalık anlamında depresyona neden oluyor diyemeyiz. Uyum bozukluğu da denilen bu tablo genelde kısa sürebilir diyor. Telefonumuzun da sesini hemen kısıyoruz.
Vatanım Sensin de Hilal'i canlandıran Miray Daner için annesinin düzenlediği sürpriz doğum günü partisine dizi ekibi de katılmış. Bu da gazetenin üst manşetine taşıdığı magazin haberi, ancak sizin ekranda gördüğünüz üst manşette Reyna katliamcısının yakalandığı haberi var. Fotoğrafını da görüyorsunuz. Demek ki internet basımında değişti ama basıma yetişmedi o haber. Ana manşette ise köye çakıldı diyor. Türk kargo uçağı yakıt ikmali için Bişkek'e inişe geçtiği sırada Daçasu köyüne çakıldı. Köyün yok olduğu kazada 4 kişilik mürettebat ve köyden 33 kişi yaşamını kaybetti diyor. Deprem gibiydi uçağın çakıldığı. Daçasu köyünün halkı kazaya uykudayken yakalandı. Görgü tanıkları deprem gibiydi derken köydeki 30 ev tamamen yıkılmış sevgili izleyenler. Her devrin gizli tanığı Erzincan'da Başsavcı İlhan Cihaner'i Ergenekon sanığı yapan Efe Kod adlı gizli tanık Bayram Bozkurt şimdi de FETÖ'de tanık olmuş. NATO'dan girdi, Merkel'den çıktı diyor. 3 gün sonra başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda sözünü hiç sakınmadan eleştirilerde bulundu. NATO eski moda bir kuruluş, üyeler paylarını bile ödemiyor. Merkel kaçakların ülkesine girmesine izin vererek feci bir hata yaptı. Sınır güvenliğimizi artıracağız. Terörle sorun yaşayan ülkelerden ABD'ye gelenlere ileri safhada güvenlik taraması yapılacak demiş efendim. Evet, Diyarbakır'da 4 polis şehit diyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bombalı tuzak polis aracı geçerken patladı. 4 polis şehit, 1 ağır, 2 polis yaralı diyor gazete. Ve Hürriyet gazetesinin aktaracaklarımız bu kadar. Evet, hemen peşinden Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında kredi teminatı için ince ayar başlığına yer vermiş. Hükümet bankaların kredi karşılığı aldığı gayrimenkul ve çek teminatlarında şirketleri rahatlatacak bir düzenleme hazırlıyor. Şirketlere kolaylık başlığına yer veriyor gazete sevgili izleyicilerimiz. Başbakan Yardımcısı Canikli'nin koordinasyon çalışmalarıyla şirketlerin kredi karşılığında verdiği teminatın kullanımında banka kısıtlama, şirketlere ise kolaylık sağlanacakmış. Evet, kargo uçağı düştü, 37 ölü. ACT Hava Yolları'na ait Boeing 747 Jumbo tipi kargo uçağı pazar gecesi Hong Kong'dan Kırgızistan'a uçarken başkent Bişkek'e iniş sırasında kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Uçakta 4 Türk mürettebatının bulunduğu belirtilirken Kırgız makamların açıklamalarına göre kazada çevrede binalarda yaşayanlar dahil toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Gerçekten çok yani dramatik ve üzücü bir kaza sevgili izleyicilerimiz. Herkesin böyle paranoyaları vardır. İşte uçak düşüyor yaşamış olduğu bölgeye. Aynen böyle bir sadece hani filmlerde olduğunu düşünmüş olduğumuz bir kaza sevgili izleyicilerimiz. Yaşam alanlarının üzerine uçak düşmüş. Gerçekten çok üzücü bir olay ve kaza sevgili izleyicilerimiz. Evet, Diyarbakır'da 4 şehit, 2 polis de yaralandı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol kenarından tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. 4 polis şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Acılı ailelerine sabır, ülkemizin başı sağ olsun. Yaralı polisler hastanede tedavi altına alındı. 2 polis de yaralanmış. Diyarbakır Valiliği patlayıcının Sadi Mezarlığı duvarlarına yerleştirildiği açıklandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlarda zarar görmüş sevgili izleyicilerimiz. Evet. Diğer haberlerimize bakıyoruz. Beştepe'de dolar zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz kurlarındaki gelişmeler üzerine harekete geçti. Erdoğan'ın başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığında ekonomi toplantısı yapıldı. İlgili bakanlar ile ekonomi bürokratlarının katıldığı toplantıda kurdaki yükseliş ile ekonomide yaşanan gelişmeler, alınan önlemler kapsamlı olarak değerlendirilmiş. Anayasa tartışmalarında AK Parti anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamasında sürpriz istemiyor. AK Parti kurmayları bu nedenle 330 eşiğinin teklifi maddeleri ve tümünün akıbetini belirleyici ikinci tur öncesi birinci turdan kullanılan boş geçersiz ve
çekimser oylara odaklanmışlar sevgili izleyicilerimiz. Evet. Başbakan Yıldırım bugün anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin ilk turunun tamamlanması nedeniyle partisinin milletvekillerine teşekkür yemeği verecekmiş sevgili izleyicilerimiz. Ve bu arada CHP-MHP görüşmesi. CHP lideri Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesinde sürpriz bir hamle yaparak MHP lideri Bahçeli'den randevu talep etti. Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin çarşamba günü saat 12'de mecliste bir araya geleceği öğrenilmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet, bunlar da Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfa haberleriydi. Sabah gazetesiyle de hızlıca ben devam ediyorum. Tabii ki önündeki gazeteyle belki ekranda göreceğiniz gazete arasında farklılıklar vardır. Dediğimiz gibi gece yaşanan sıcak gelişmeler internet basım sayfalarına yetişmiş durumda. Üst manşetinde iş yerimi basıp tehdit etti diyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Toraman ve avukat eşi Eylem Toraman'ın boşanma davası ile ilgili bir haber var. Ama ekranda gördüğünüzde üst manşette Reyna teröristi kız kıvrak başlığıyla yakalandığı haberi yer alıyor. Başbakan Yıldırım sabaha açıkladı diyor. Ana manşetine bakıyoruz gazetenin. İkinci turda fire beklemiyoruz. Başbakan Yıldırım ilk turdan memnunum. AK Parti grubu maşallah sapasağlam. İkinci turda da benzer sonuç bekliyoruz demiş. Uçak köye düştü 37 ölü diyor. ACT şirketinin Hong Kong İstanbul seferini yapan kargo uçağı ikmal için Bişkek'in Manas Havalimanı'na inişte bir köye düştü. 4 Türk mürettebat öldü. Köyde 33 kişi yaşamını yitirdi diyor. Sur'da Asuman müdür dönemi Diyarbakır'ın Sur ilçesine emniyet müdürü olarak Asuman Karacık atandı. İlçenin ilk kadın emniyet müdürü olan Karacık ilk iş olarak esnaf ziyaretine çıktı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü Karacık halkımızla el ele vererek huzur ve güveni sağlayacağız demiş. Afra'ya haksız fesih davası diyor. Adriana Lima'ya benzeriyle dikkat çeken manken Afra Saraçoğlu bağlı olduğu ajansla mahkemelik olmuş. Pensilvanya'da rüzgar FETÖ'ye karşı döndü diyor. FETÖ'nün Pensilvanya'da yıllardır ilişki kurmak için yüklü miktarda bağış yaptığı kritik isimler seçimleri kaybetti. Eyaletin seçilmiş eyalet Adalet ve Maliye Bakanlarıyla senatörler FETÖ'nün faaliyetlerini sorgulamaya başladı. Terör örgütünün arasının iyi olmadığı bilinen Ekua Depasku'yla eyaletin baş müfettişi olmuş. Şimdi rüzgar tersine döndü diyerek bu gelişmeleri yorumlamış gazete. PKK'nın ölüme sürdüğü çocuklar diyor terör örgütü. PKK'nın ana kucağından alıp dağa çıkardığı ve ön saflarda ölüme sürüklediği çocukların fotoğrafları, isimleri ve ölüm tarihleri hazırlanan istihbarat raporunda yer aldı. Çocukların cinsel ve fiziksel şiddete maruz kaldığı da belirtiliyor diyerek gazete alt manşetindeki son haberini paylaşmış. Gerçekten tüyler ürpertici, üzücü diyebiliriz efendim. Evet, Sözcü Gazetesi sevgili izleyicilerimiz, Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında işte Sözcü Gazetesi yetiştirmiş Reyna katilinin yakalanmasını üst manşetten. Cani yakalandı başlığıyla yer vermiş. Reyna'da 39 kişiyi silahla katleden terörist ancak 16 gün kaçabildi ve hücre evinde 16 gün boyunca saklanarak yaşamış sevgili izleyicilerimiz. Yılbaşı gecesi. Evet, bu arada yılbaşı gecesi kana buladı İstanbul'u, bir eğlence merkezine girdi, ortalığı evet, bunu internet gazetesinden okuyorum da. Evet, ben de araya girmeye çalıştım ama ortalığı ne yaptı diye düşününce ortalığı mahvetti. Yani acımasızca girdi, güvenlik görüntüleri geldi bir an cümleyi tamamlayacakken aklıma. O kadar soğukkanlı, acımasız ki yaralı bir şekilde korkuyla ona bakan kapıdaki güvenlik görevlisini bile ateş ediyor, öldürüyordu. Belki orada ölü taklidi yapsa ölmeyecekti diye çok da konuşmuştuk. Evet, Reyna'da yılbaşı gecesi ünlü eğlence merkezi Reyna'da eğlenenleri silahla tarayıp 39 kişi öldüren Özbek asıllı IŞİD'li terörist Abdülkadir Masparinov sonunda yakayı ele verdi. İstanbul polisi uzun zamandır izini sürdüğü caninin izini Esenyurt'taki hücre evinde ulaştı. Baskın yapan polis cani Masparinov ve
4 yaşındaki oğluyla birlikte yakalamış sevgili izleyicilerimiz. Cani, terörist, hain. Umarım ki sağ yakalanması da çok çok önemli. Umarım ki bazı deli yerlere ulaşılabilir. Bu emirleri kimin verdiğine en azından. Evet, kampüste hain tuzak, 4 şehit, bölücü hainlerin Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsüne yerleştirdiği bomba ekip aracı geçerken patladı. KP saldırıda araçta bulunan 4 polisimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, ana başında milletvekilleri soruyor. Uyandığınızda bunlar olacak mı başlığına yer vermiş sevgili izleyenler. Türkiye'de tek adam dönemini başlatacak olan anayasa değişikliğine evet oyu veren AKP ve MHP'li milletvekilleri bu soruları cevaplasın. Sorular şöyle: dolar düşecek mi? Kahpe terör bitecek mi? İşsizlik azalacak mı? Yargı özgür olacak mı? Enflasyon düşecek mi? Yoksulluk bitecek mi? Eğitim düzelecek mi? Özgürlükler artacak mı? OHAL kalkacak mı? Milletin yüzü gülecek mi? Ülkeye huzur gelecek mi? Soruları sevgili izleyicilerimiz. Ve başkanlık oylamasına yorgun düşen vekillerin kürsüde, milletvekili kürsülerinde sevgili izleyicilerimiz, masalarında uyuklamaları da Sözcü gazetesinin gözünden kaçmamış. Almanya'nın bir derdi varmış. Derdine bakıyoruz şimdi Almanya'nın. Berlin iyi bir yıl geçirdi. Geliri giderin 6.2 milyar euro aşınca. Yani normalde bizde gider geliri aşar. Eksi yarısırız. Almanya'da tam tersi olmuş. Almanya'nın geliri giderin 6.2 milyar euro üzerine aşınca bu parayı nereye harcayalım tartışması çıkmış. Umarım sevgili izleyicilerimiz, bizim ülkemizde de böyle tartışmalar çıkar. Meclisteki vekillerimiz bu tartışmaları yaparlar. Bu paraları nereye harcayalım? Bu paraları nasıl değerlendirelim? Eğitime mi harcayalım? Sağlığa mı harcayalım? Savunma sanayine mi harcayalım? Umarım altyapı sorunlarına mı harcayalım? Umarım ki memleketimize de böyle sorunlar, böyle problemler olur. İktidardaki koalisyon, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları dahil her kesimden görüş istedi. Sağcılar vergiyi indirelim demişler. Solcular paranın eğitim ile altyapı harcamasını önermişler. En radikal teklif ise düşük faize halka dağıtalım olmuş sevgili izleyicilerimiz. Evet. En sevdiğim seçenek oldu benim. Türkiye'de halka dağıtalım kesinlikle olmazdı. Şöyle bir şey olabilirdi. İhaleler verelim. Arkadaşlarımızla beraber hep beraber paylaşalım. Tabii ki sevgili izleyicilerimiz, böyle bir sorun Türkiye'de maalesef ki yok. Yani görüyorsunuz millet nelerle uğraşıyor. Bütçesi 6.2 milyar euro fazla vermiş. Bu fazla parayı ne yapalım tartışmaları Almanya'da şu anda tartışılıyormuş. Umarım güzel memleketimde de bu tartışmalar olur önümüzdeki yıllar içerisinde. Evet, bu arada gelen mesajlar var. Ben mesajlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, sosyal medyadan da bizleri takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz ekranımızın sol alt köşesinde sosyal medya adresimiz yazıyor. Burada hem izleyebilirsiniz hem de mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Mısralar bir gün Tekin Sessiz günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. İsmail Güneş günaydın, hayırlı sabahlar olmasını diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Erol Gebeş günaydın. Gaz ve petrol memleketinden fındık ve doğal gaz zengini memleketime selamlar, hayırlı yayınlar. Erol Gebeş kardeşimiz bizi Rusya'dan dinliyor. Rusya'dan izleyen bir izleyicimiz yurt dışında şu anda. Teşekkür ediyorum kendisine. Kübra Öz günaydın. Evet. Kolay gelsin. Takipteyim demiş. Evet. Kübra benim Öz. Üniversiteden arkadaşım Kübra Öz, sınıf öğretmeni. Kendisi Mersinlidir. Evet, şu an evet. Belki bizi okulunda takip ediyor. Yılların eskitemediği dostluklardan birisi. Üniversitelerde insanlar birbirine aile bağlarıyla bağlanır ya. Onun güzel. Da adı Hatice. Aslında bir adı da Hatice. Benim annemin de adı Hatice. Ona manevi olarak kendimize emanet etmiştik o yıllarda diyeyim. Kendisine çok selam yolluyorum. Şimdi bizi takip ediyor olması da çok mutlu etti beni. Evet. Şener Gencay Uzuntaş, Eyüp Sultan'dan selamlar, dua ile tüm Türkiye'me ve 52 ailesine diye güzel temennilerde bulunmuş sevgili izleyicilerimiz. Reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra yerel gündemde, memleketimde neler oluyor, neler bitiyor, işte gazetelere nasıl yansımış, bunları sizlere aktaracağız sevgili izleyicilerimiz. Ama kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle. Müzik.
Aslı Şahin'in hazırlayıp sunduğu Aslı Şahin Show başlıyor. Evinize konuk olacak olan Türk halk müziği sanatçısı Aslı Şahin'in bu haftaki konukları Çankırılı Şaban Gürsoy. Sibel Şahin. Evinize neşe getirecek bu programı sakın kaçırmayın. Aslı Şahin Show bu akşam saat 21'de. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bey, Gülsüm haftada bir gün geliyor. Onun sigortasını yapalım. İyi de nasıl? Çok kolay. Telefonla alabilir miyim? Tabii. İşte bu kadar. Bir dakika, nasıl yaptın onu? Aralarında bir boşluk bırakarak ev his, TC kimlik no ve ayın gününü 55-10'a göndererek 10 günden az ev çalışanınızı iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalayabilirsiniz. 52, şimdi her yerde 52. Sevgili dinleyici... Yıllarca evde, işte, mutfakta, yolda en yakın dostun olan radyona, radyocuna sahip çıkma sırası sende. Yapmanız gereken şey çok basit. Hemen www.radyoakademiödülleri.com'u tıklayın. Facebook'ta bağlan seçeneğini tıklayın. Üçüncü kategoride yerel yılın bölgesel yerel Türkçe müzik radyosu kategorisinde yer alan Karadeniz bölgesini tıklayın. Oyunuzu 93.7 Radyo 52'ye verin. 93.7 Radyo 52'ye verin. 10 Şubat 2017 Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ödül töreninde Radyo 52'de yer alsın. Haydi Ordu, seçme sırası şimdi sende. Şenler ayakkabı hakiki deri ve gerçek kalitede Bay Bayan Çocuk çanta ve kemer ürünlerinde uygun fiyatlarla mevsime uygun toptan ve halka satış mağazasıyla Karadeniz'den dünyaya açılıyor. Şenler Ayakkabıcılık, zirveye yükselen adımlar. Adres Güzel Yalı Köyü Yalı Mevki Ünye Fassa Karayolu 10. kilometrede Ünye Ordu. Şenler Ayakkabıcılık 0452 346 35 30. Şenler Ayakkabıcılık. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsanalmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar, Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Lazy'den bir kolaylık daha. Flex. İki özelliği bir üründe sizlere sunan muhteşem bir ev aleti. Merdiven özelliğiyle ulaşması güç yerlere kolaylıkla ulaşabilir. Kaydırmaz basamakları sayesinde işinizi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Ütü masası özelliğiyle ütünüzü rahatlıkla yapabilirsiniz. Eski hantal ütü masalarına ve merdivenlere ihtiyacınız kalmayacak. Flex dolabınızın içine bile rahatlıkla sığar. Kurması kolay, kullanması kolay. Lazy'den Flex. 34 yıllık tecrübeyle Türkiye'nin her yerine ulaşıyoruz. Ömrünü ahşaba adayan Selahattin Köklü'nün elinden ekonomiye kazandırılan ağaç, yaşadığınız mekana estetik getiriyor. Ormanın derinliklerinden gelerek birer sanat eserine dönüşerek evinizi süsleyen Köklüoğlu Orman Ürünleri. Ham maddeyi mamul hale getiren Korga'nın gururu Köklüoğlu Orman Ürünleri, her boy ve ebatta tahtalata, fırınlanmış haliyle, arı malzemesiyle sizleri bekliyor. Yaşadığınız mekanların süsü, Ordu'nun gururu Köklüoğlu Orman Ürünleri. Güvenli temeller üzerinde yükselen modern yapılara imza atan Yücedağ İnşaat, Sardunya konutlarını gururla sunar. Konforunuz için her detayın düşünüldüğü Sardunya konutlarında düşlediğiniz evler sizi bekliyor.
İnşaat sektörünün güvenilir ismi Yücedağ İnşaat ayrıcalığıyla siz de Sardunya konutlarında yerinizi alın. Yücedağ İnşaat, sektöründe lider, işinde uzman. Kendi geleceğinize, kendi mesleğinize doğru emin adımlarla yürümek için yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayın. İçeriye girin, bu harekete dahil olun. Emin adımlarla yürümek için önce karar vermek gerek. Hedefiniz her zaman büyük olsun. Unutmayın, mesleğiniz olacak, geleceğiniz olacak. Şişli Meslek Yüksekokulu. Sevgili radyo tutkunu, sen de biliyorsun ki radyon, radyocun gece demedi, gündüz demedi, kar kış demedi, her zaman yanında oldu. Şimdi radyonun, radyocunun yanında olma sırası sende. Yapman gereken şey çok basit. Hemen şimdi www.radyoakademiödülleri.com'u tıklayın. Facebook'la bağlan seçeneğini tıklayın. Dördüncü kategoride yılın bölgesel yerel yabancı müzik radyosu kategorisinde yer alan 98.9 Radyo Net'i tıklayın, oylarınızı verin. 98.9 Radyo Net'i tıklayın, oylarınızı verin. 10 Şubat 2017 Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ödül töreninde 98.9 Radyo Net de yerini alsın. Haydi Ordu, zirveye taşı radyonu, radyocunu. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat, sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi, dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0.10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Duyduk duymadık demeyin. Artık herkes ev sahibi olacak. Permiyen İnşaat'tan 2+1, 3+1, 4+1, 5+2 lüks daireler 90.000 TL'den başlayan fiyatlarla Esenyurt, Kıraç, Beylikdüzü bölgelerinde sizleri bekliyor. Bize uğramadan daire almayın. Permiyen'den ev sahibi olmanın ayrıcalığını yaşayın. Telefon 0552 451 51 51 0552 451 51 51. Permiyen İnşaat, Mustafa Gebre'nin imzasıyla güvenin adresi. Kardeşim alın kutunuzu. Faksımı da çektim zaten. Çok şükür bir bayinizde bulabildik. Üyeliğim resmi olarak bitmiştir. Bir saniye yardımcı olayım. Nereye ya böyle kaçar gibi? He? Daha sana bir sürü paket satacağız. Üşenmemişsin, faks çekmişsin ama. Şimdi alıyorsun bu kutuyu. Hemen hemen. Ondan sonra ömür boyu bizimlisin. Çürüyeceksin. Abi dinleme şunu ya. Yürü. Sen nereye götürsün çocuğu? Siz de dost doğru D-Smart'a gelin. D-Smart'ı 3 ay taahhüt vermeden kullanın. 3 ay içinde çıkmak mı istediniz? Faks ve kutuyla uğraşmayın. İsterseniz D-Smart kapınıza kadar gelir. Kolay giriş çıkış D-Smart'ta. D-Smart her televizyona şart. Bolat Çapa Makinesi. Bolat 22 beygir gücünde emsalsiz bir çapa makinesidir. Tek silindirli motorlardan farklı olarak titreşimi azaltmak için iki silindirli olarak dizayn edilmiştir. İki silindir aynı zamanda yakıt tasarrufunu sağlar. Sıradan çapa makinelerinde sadece hava soğutma sistemi kullanılırken, Bolat çapa makinesinde buna ek olarak radyatörlü yağ soğutma sistemiyle desteklenmektedir. Bolat çapa makinelerinden çok memnunum. Senede 1000 dönüm yer sürüyorum. Şanzıman durumları hiçbir arıza vermiyor. Bere benzer masrafta çıkarmıyor. Çiftçinin can dostu. Akislerinden, baskı balatalarından, sağlamlığından, her yönden memnunuz. Ergonomik yapısı sayesinde motor son derece hafiftir.
diğer hiçbir markada kullanılmayan otomotiv tipi şemsiyeli debriyaj, 40 mm kalınlığında aks pili sayesinde güvenli ve konforlu sürüş sağlar. 22 beygire uygun güçte alüminyum vites kutusuna sahiptir. Başoto Polat Ordu Bayi artık Fatsa Ordu'da. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Reklamların ardından yeni gün kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. İlk bölümde ulusal gündemi geceden sabaha yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Şimdi ise yerel gündemde neler var? Yerel gazetelerimiz bugün manşetlerine hangi konuları taşımış? Bunları aktaracağız. Yerel gazetelerimiz önümüzde. Ama önce dilerseniz dün akşamki fındık haberimizle başlamak istiyorum ben. Çünkü yaklaşık 2 ayın ardından fındık 25 kuruş da olsa arttı. Bu gerçekten yüzleri güldürdü. Ancak önemli soru işaretleri var. Gelecekten fiyat anlamında beklentiler var. Hepsini derlediğimiz güzel bir haberimiz var. İkinci bölümü o zaman bölgemizin altını fındıkla başlayalım diyelim ve başlayalım. Fındık fiyatları yaklaşık 2 aydır 10 lira 25 kuruş bandına sabitlenmiş durumdaydı. Ancak Ordu Ticaret Borsası'nda bugün tabelaya yansıyan fiyat şaşırttı. Günler sonra fiyatta kıpırdanma yaşandı. 25 kuruş da olsa bu hareketlilik sevindirdi. Yeni haftanın ilk iş gününde borsada 50 randımanlı kabuklu fındık 10 lira 50 kuruştan işlem gördü. Bir oyun oynanıyor. Burada 3 tane şey var, şirket var bu fındığın üstünde böyle spekülasyon yapan. O şu 3 şirketin şeyine göre bu fındık böyle inip çıkıyor. Vatandaşın o Ağustos ayının sıcağındaki alın terini bile bile sömürüyorlar. Ama öbür dünyada hesabını nasıl verecekler onu bilmiyorum yalnız. Bu bir gerçek. Ama şunu açıkça söyleyeyim ki devlet bu işe el atmadığı müddetçe bunlar bu vatandaşı soymaya devam edecekler. Emeğinin karşılığı bir fiyat için direnen üretici ise yine tepkiliydi. Bence ben yurt dışındaydım, bugün geldim sabah. Orada fındık kaç para olduğunu o fındık alanlar biliyorlar zaten. Fındık kaç para olduğunu onlar orada biliyorlar. Parakente paketlerde kaç para olduğunu çok iyi biliyorlar. Ben de biliyorum ama buradan söylemiyorum. Dünyada fındığın en çok üretildiği il Ordu olmasına rağmen ürünün en az değer biçildiği ilin de Ordu olması ayrı bir handikap. Fındık çarşambada yeni haftaya 10 lira 75 kuruşla, Giresun'da 11 lira 86 kuruşla, Samsun'da da 10 lira 75 kuruşla başladı. Fındık pazarının bulunduğu tüm illere bakacak olursak, fındık Akçakoca'da 10 lira 50 kuruş, Düzce'de 10 lira 50 kuruş, Fatsa'da 10 lira 75 kuruş, Kocaeli'nde 10 lira 25 kuruş, Sakarya'da 10 lira 30 kuruş, Samsun'da 10 lira 75 kuruş, Trabzon'da 10 lira 50 kuruş, Terme'de 10 lira 50 kuruş, Ünye'de 10 lira 50 kuruş ve Zonguldak'ta da 10 lira 50 kuruştan işlem gördü. Üretici de soruyor, tüm Avrupa ülkelerinin baz aldığı Ordu Ticaret Borsası iken nasıl oluyor da fiyatın en düşük olduğu il Ordu oluyor. Bazı manav ve tüccarlardaysa fındık fiyatı değişiyor. Yani borsa tabelasında yazan rakamın üzerinde alım yapan manavlar var. İşte bu yüzden üreticilerin iyi bir piyasa analizi yapması gerekiyor. Öte yandan ticaret borsalarında açıklanan ihracat rakamları ve piyasada işlem gören fındık oranları gelecekte fiyatın mecburen artacağına işaret ediyor. Avrupa'ya düzenli olarak her ay satılan yaklaşık 50 tonluk
fındık da düşünülürse fiyat üreticiden yana şekil alacak gibi. Tüm bunların ötesinde özellikle fındıkta tekelleşmenin nedeni olarak gösterilen firmanın mevcut ürünlerinin birçok Avrupa ülkesinden toplanmasıyla işleme girecek yeni ürünler için de fındık ihtiyacı artacak. Şimdi en büyük beklenti bu ihtiyacın fiyata yansıması. Fındıkla ilgili kim nasıl bir oyun oynarsa oynasın tüm ibreler üreticiden yana görünüyor. Evet sevgili izleyenler, fındıkla ilgili haberimizi izledik. Gerçekten de öyle gibi. Tüm mantığımızı çalıştırdığımızda fiyatın önümüzdeki günlerde artması gerekiyor. Çünkü aylık 40-50 ton arasında Avrupa'ya sürekli ve düzenli yapılmak zorunda olan bir ihracat rakamı var. Pazara inen fındık ortada, üreticinin elden çıkardığı fındık ortada, ihracat rakamları ortada ve buna rağmen fındıkta tekelleşmenin sebebi olarak gösterilen firmayla ilgili ciddi iddialarda yine yeni fındık ihtiyacının doğacağına işaret gibi görünüyor. Umuyoruz ki tüm bu gelişmelerden üretici en azından artık yüzü gülen taraf olarak çıkar. Ve Ordu Olay Gazetesi'yle yerel gündemi aktarmaya paylaşalım. Yerel gündem manşetine en iyisi yerli ürünler demiş ve gazete manşetinde firmaların isimlerine yer vermiş efendim. Yerel ürünleri tüketin diyerek de bir şey yapmış. Aykut'cum ben seni anladım. Bunlar reklama girdiği için sevgili izleyenler biz şimdi manşeti açamıyoruz, üst manşeti. O zaman hızlıca aktarayım ben. Benzindeki artış LPG'ye yönlendirdi diyor. Son bir ayda benzin fiyatlarında üst üste yapılan zamlarla birlikte sürücüler benzinli araçlarına LPG taktırmaya başladı. Canımız tehlikede diyor. İstanbul'da metruk binanın çökmesinin ardından gözler Ordu'daki binalara çevrildi. Şehir içerisinde 1935 yılından bu yana bulunan metruk binalar tehlike saçarken vatandaşlar olası bir felaket yaşanmadan tedbir alınmasını istiyor. Çok da haklı bir istek efendim. Olmaz demeyelim. İşte nasıl yaşandığını, nasıl olabildiğini ve nelere mal olabildiğini İstanbul Zeytinburnu'ndaki kazada gördük. O elim olaydı. 6 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuğumuz hayattan koptu, koparıldı. Otso Meclis Başkanı Ufuk Ünal, yurt dışından ithal edilen ürünler yerine Ordu'da üretilen ürünlerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek bugün çikolata kreması gibi ithal bir ürünü soframıza getirmemiz kadar aciz bir durum olamaz diyor. Hayal edilmeyen projeleri yaptık. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, hiç kimsenin hayal bile edemediği birçok projeyi hayata geçirdik diyor. Asırlık yol sorunu çözülüyor. Fatsa ilçesinde asırlık yol sorunu çözülüyormuş. Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakese, Kayaköy ve Tepecik mahallelerini birbirine bağlayan yolda genişletme ve iyileştirme çalışmaları başlamış. Çevre yolundaysa ikinci ihale başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, çevre yolunun birinci etabının 2017 yılının ilk yarısında hizmete girmesi bekleniyor. İkinci etap içinse ihale çalışmaları başladı demiş. Saç dökülmesinin erkeklerdeki etkisi özgüven kaybı demiş. Estetistik ve rekonstrüktif, bunu diyemiyorum hiçbir zaman, cerrahi uzmanı operatör doktor Hilal Kurul anlatmış. Kurul, saç dökülmesi erkeklerde kendine güven duygusunu kaybettirmektedir ve estetik kaygı yaratmaktadır demiş Ümit abi. Direkt bana baktın. Acaba Ümit abi öyle bir özgüven eksikliği gerçekten oluyor mu şeklinde? Yani seninki artık ama dökülme kısmını geçmiş. Benimki açtı artık canım. Evet. Dökülme safhası ben gibi bitti artık, ben de dökülüyorum. Daha dökülmüyor saçlarım. Peki olabilir mi? Böyle hani çok gür saçı tabii olan insan ya, saçı dökülünce. Ya şimdi belli bir yaşa geldi, yaşın üzerinde olmuş olduğun zaman bunu belki sorun etmez ama şimdi şeyi düşün. 20'li yaşlardasın, 22'li yaşlardasın, genç delikanlısın, tamam mı? O zamanlarda işte saçların dökülmeye başlıyor ve bunu hissediyorsun. Bu gerçekten o insan üzerinde olumsuz psikolojik etkisi olabilir. Çünkü yani o dönemlerde, geçiş dönemlerinde o kadar hassas oluyorsun ki işte fazla kilolar veyahut da efendime söyleyeyim saç dökülmesi veyahut da buna benzer fiziksel olarak farklılıklar şey olabilir. Çünkü etkileyebiliyor. Çünkü o dönemler içerisinde insanların dünyaya bakış açısı, hayata bakış açısı, karşı cinse bakış açısı tamamen farklı. Evet. O yüzden yani bir erkekte saç dökülmesi sorun, güven eksikliği, problem olabilir. Ki ben de çok çok erken yaşlardım mesela. Bende de bu şey oldu ama ben o şey yaşıyorsun.
atlatıyorsun ve zaman içerisinde yani belli bir yaşın üzerine geldikten sonra o sıkıntı yaşamasın ama her erkekte dökülen saçlar da olur yani. Evet. Kimse istemez canım yani. Bu erkek sadece kadın için değil. Yok yani, doğru değil kadın için de geçerli aslında düşündüm. Tabii ki şu an hani saçlarının dökülmeye başlaması bir panik bir endişe. Bunlarla birlikte psikolojik özgüven eksikliği de ama her şeyin kendine göre has bir güzelliği var. O yüzden arkadaşlarımız yani saçı dökülen arkadaşlarımız gerçekten hiç evet dert etmesinler. Çok hiç şükür ki teknoloji gelişti. Her şeyin de bir çaresi var evet gibi. Yani Allah ölümden öte dert vermesin gibi. Aynen öyle. En büyük sıkıntı, en büyük sağlık sorunumuz saç dökülmesi olsun. Buna benzer şeyler olsun. Bir de işte belli bir yaşlarda çok fazla da saçla oynamamak lazım. Efendime söyleyeyim işte yok jölelermiş, briyantilermiş, yağlarmış, spreylenmiş buna benzer şeyler. Sadece doğal şeyini bırakmak gerekiyor. Erken zamanda yıpranmasına sebep oluyor. 40 güne 25 kuruş diyerek de fındıkla ilgili bir haber de paylaşmış gazete manşetinde. Bizler de az önce geniş geniş yer verdik zaten bülteni fındıkla açtık. Daha doğrusu ikinci bölüm bültenini. Şimdi ise Güncel Gazetesi'yle. Evet, Güncel Gazetesi'nin ilk sayfasına sevgili izleyicilerimiz, Ordu Çevre Yolu Gün Sayıyor başlığına yer vermiş gazete. Ordu yapımına 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu'nun 10.7 kilometrelik etabının %90'lık bölümü tamamlanmış. Güncel Gazetesi Çevre Yolu'na sevgili izleyicilerimiz işaret etmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Çevre Yolu'nun bu yılın ilk yarısında hizmete gireceğini açıkladı ve büyük beklentiler var çevre yoluyla ilgili sevgili izleyicilerimiz. Trafik sıkıntılarını, trafik sıkışıklığını halledeceği, çözeceği yönünde umarım ki beklenen olur. En azından bir nebze de olsun rahatlatır ama şehir içindeki trafiği rahatlatır mı? Rahatlatmaz. Buna ciddi şüpheler var sevgili izleyicilerimiz ama gidiş geliş trafiğindeki işte trafiği rahatlatacağından eminiz ama şehir içerisindeki sıkışıklıktan dolayı yetkililerin acilen trafiğe çözüm bulmaları gerekiyor. Park sorunu, yolların dar olması sorunu, altyapı çalışmaları bunların üzerine geliyor sevgili izleyicilerimiz. İnanın ki çok sıkıntılı bir çileli bir trafik var Ordu şehir içerisinde. Hani büyük şehirlerdeki sıkıntı inanın ki Ordu merkezdeki Altınordu'daki şehir trafik sıkışıklığı kadar yoktur. Fındık 1,5 ay sonra 25 kuruşa attı. Biraz önce haberini izledik. Sevgili Meltem'le diğer gazeteden de detaylı olarak aktardı sevgili izleyicilerimiz. Serbest piyasada 1,5 aydan bu yana 10.25 lira olan fındık fiyatı 25 kuruşluk artışla 10.50 liraya çıktı. Fındıkçı bir abimiz vardı. O da 11-11.5'a kadar çıkabilir şeklindeki söylemleri vardı. Bilmiyorum artık ne olacak. Tabii ki fındık üreticileri fındık fiyatlarını ile ilgili ciddi anlamda beklentileri var. Önümüzdeki yılın fındığı artık nasıl oluşacaksa bu da belki fındık fiyatlarını etkileyecektir. Ama fındıkla ilgili fındık üreticilerin çok ciddi sıkıntıları var. Bunları her programlarımızda elimizden geldiği kadar dile getiriyoruz evet sevgili izleyicilerimiz. Dünkü o ilk başta izlediğimiz haberde de tüm fındık pazarının olduğu yerlerdeki fiyatlarla bir kıyaslama yaptık. Gerçekten fındığı en çok üreten il olmamıza rağmen işte fındık fiyatları belirlenirken Ordu Ticaret Borsası bu kadar dikkate alınırken fiyatın en düşük olduğu yer de Ordu'ydu. Bu da ayrıca evet dikkatimizi çekti. Artık yani bunun sebeplerini söylemiş olduğumuz gibi yani araştırılması gerekiyor ama fındık fiyatının oluşması işte borsa şeye bakıyor. O gün içerisinde en fazla işte hangi rakamlar evet üzerlerinden alışverişler yapılıyor. Ondan dolayı o şekilde değerlendiriliyor. Ama farklı fındık fiyatlarını belirlemede bir yöntem mi geliştirilebilir mi, olabilir mi? Bunları bilemiyorum. Mesela borsaya kote olabilir mi? Bunlar artık zaman içerisinde gösterir. Böyle bir çalışma vardı ama ne derece yapılabilir, ne derece olur? Bunu evet bilemiyoruz. Bir haberle devam edelim istersen sevgili Ümit abi. Bir başarı haberiyle, daha doğrusu Altınordu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde geçtiğimiz gece yarısı şüpheli bir kamyonete başarıyla müdahale gerçekleştirilmişti. O müdahale güvenlik kameraları görüntülerine de yansımıştı. Akabinde ise o müdahalenin oldukça duyarlı, sağduyulu ve kurallarıyla yapıldığı için başarıyla ödüllendirilmek istenildi. Haberimizi izleyelim. Şimdi tam ben anlatamadım galiba ama haberimizin detayında içeriği yer alıyor. Birinci sırada biz de yer verdik bu anlamlı haberi. İzleyelim.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde geçen hafta gece yarısı bir kamyonet kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp bina önünde yolun ortasında kaldı. Olay yerinde nöbet dönüşü bulunan özel harekat polisleri şüpheli gördükleri kamyonetteki iki kişiyi dur ihtarıyla yere yatırdı. Olayın kaza olduğu ortaya çıkınca özel harekat polisleri rahat bir nefes aldı. Özel harekat polislerinin olaya müdahalesi esnasındaki çalışmalarını içeren görüntülerin basına yansıması üzerine Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, 6 özel harekat polisini makamında başarı belgesiyle ödüllendirdi. Çünkü polislerin uygulaması oldukça başarılı ve sağduyuluydu. Çevik Kuvvet Müdürü Uğur Kadıoğlu'nun da hazır bulunduğu makamda özel harekat polislerini kutlayan Müdür Suat Çelik, personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Size böyle yapın, şöyle yapın diye bir mizansen değil, tamamen spontane gelişen bir olaya sizin almış olduğunuz eğitiminizle ve tecrübenizle katarak çok güzel bir müdahale yapmışsınız. Ben o olayın müdahale şeklinin derslerde okutulacak kadar mükemmel, güzel olduğunu gördüm. Müdür Çelik daha sonra başarılı özel harekat polislerine belgelerini takdim etti. Polis memuru Hayri Topal Sayın Müdürüm. Bizler de tebrik ediyoruz başarılı Çevik Kuvvet polislerimizi. Gerçekten onlara canımızı emanet ediyoruz, güvenliğimizi emanet ediyoruz, huzurumuzu emanet ediyoruz. Allah kolaylıklar versin. Yapmış olduğu uygulama ben çok doğru bir uygulama. Yani evet. Haberin devamını ben izlemeden evet. Yani doğru bir uygulama olduğunu düşüncesine kapıldım. Çünkü gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. Herkesin çok dikkatli, çok uyanık olması lazım. Ki özellikle emniyet güçlerimiz bu konuda profesyoneller, bizim normal yaşam içerisinde yolda yürürken bile veyahut trafikte giderken bile normal olarak değerlendirmiş olduğumuz şeyleri onlar profesyonellikleri ve mesleği vermiş olduğu hassasiyetten dolayı anormallikleri fark edip tedbirler, önlemler alabilirler. Özellikle OHAL içerisinde bulmuş olduğumuz bir dönem içerisindeyiz. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan dört bir taraftan teröristlerle, hainlerle çevrelenmeye çalışırken polislerimizin bu konularda daha rutin zamanlara göre daha hassas, daha dikkatli davranmaları bence çok çok önemli. Özellikle ben işte program başında bahsettik. Reyna katliamını yapan teröristin yakalanması da bence başarılı bir uygulama. Aynı titizliğin sonucu. Sağ olarak ele geçirmesi de çok çok önemliydi. Umarım ki artık bir şeyler yani istemiş olduğumuz şekilde olur. Artık daha güvenli, yani güvenli derken en azından terör örgütlerinin rahat hareket edemeyecek oldukları, onlar için güvensiz ama bizler için güvenli bir haline gelir, alır. Evet. Ordu Hayat Gazetesi ile de yerel gazetelerin manşetlerini aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili İmit abi konuşurken üst manşetindeki fotoğrafta o minik Mehmet'in fotoğrafıyla, tebessümüyle karşılaştım, bir içim burkuldu. Gerçekten Mehmet Kağan'ın hesabını kim verecek? Bu soru işareti bekliyor. İstanbul Zeytinburnu'nda ikiz kardeşi ve dedesiyle yolda yürürken 7 katlı binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 5 yaşındaki Mehmet Kağan Özdener, Ordu'nun Kumru ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verilirken akıllara sorumluların bu gözyaşlarının hesabını verip vermeyeceğe geldi diyor. Umuyoruz ki verir. Niye çökmüş bina? Bina zaten terk edilmiş, yıkılma tehlikesi olduğu için boşaltılmış daha önceden ama ne çevresinde bir güvenlik, hani orada kaderine terk edilmiş, boşalmış ama herhalde hiç çökmeyecek sanıyorlardı. Ya işte göz göre göre davetiye ya çıkarılan bir tehlike. Yani önlemlerin alınması lazım, tedbirlerin yapılması lazım. Yol güzergahlarını yapmış olduğumuz o işte korumak için o bariyerler yapılıyor, okulların yanlarındaki şeyler yıkılıyor, evler yıkılıyor. Yani gerçekten yani sorumluluk da gerekiyor. Bina yapıyorlar yani bina hani klasiktir ya, binadan bile çimentolar çalınıyor, demirler çalınıyor işte daha ucuza madde edelim diye. Ama bu nihayetinde görüyorsun
İnsan hayatıyla sonuçlanıyor bunlar. Evet. Olay ya, gazetesinin manşetinde de vardı. Orada da bunun gibi birçok bina bulunduğunu belirtmiş. Ya dedelerimiz kaç yıl önce yapılmış ki o ev? 1930'larda hani oradaki binalardan bahsetmiş. O evin kaç yıllık olduğunu hatırlamıyorum ya, şu an ama. Hayır o değil de yani şimdi dedelerimiz evler yapmışlar. Yani yıllardan beri, 100 yılı aşkın süredir hala yıkılmıyor, etmiyor, direniyor, şey yapıyor. Ama sen ya, yapmış olduğun bina yıkılıyor ve bunun tedbirin, önleminin alınması lazım. Yıkılmak üzereyse işte yıkılacaksın. Orada kaderine terk edilmiş masum iki canı aldı. Birisi pırıl pırıl çocuktu işte. Ya. Hayatı elinden alındı. Fotoğrafına da baktı da maşallah o kadar da tatlıymış ki. İkiz kardeşi kaldı geride ve diğer kardeşi de hayatında hiç atlatamayacağı bir travma yaşadı 5 yaşında. O da yaralı olarak kurtuldu o ya, kazadan. Ya bir şey söyleyeyim. Anne, baba, akrabalar. Yani düşün şimdi herkes, sevgili izleyicilerimiz, bu çocuğu haberi okumuş olduğumuz zaman rutin bir haber olarak biz bunu okuyoruz, görüyoruz. Başkasının çocuğu gibi değerlendiriyoruz ama değil, bizim kendi evladım. O çocuğun kendi çocuğumuz olduğunu düşünelim. Evet. Hangi düşünce içerisinde oluruz? Kesinlikle. Yani nereden alırız bunun şeyini? Yani bazen hani böyle eleştirmiş olduğumuz zaman yani çok eleştiriyorsun diye düşünülüyor ama tamam şu anda eleştiriyor diye, beni çok saçma sapan şeyleri eleştiriyorsun diye kızan arkadaşlarımız olabilir. O ölen, yolda yürürken bina çöküp de ölen çocuğun kendi çocuğunuz olduğunu düşünün. Böyle bir empati yapalım. Değil mi? Evet. Yani hani hep söylüyoruz ya, denetlenmesi gerekiyor diye. Ya belediye bakacak. Ya her şeyin kontrol altında olması lazım. O bina yıkılmak üzere mi? Bunun bir ekibi olması lazım. Yıkacaksın. Veyahut o bina sahibi kimse. Yani boşalttıktan sonra onu güvenli bir şekilde yıkıttırmaya zorlayacaksın onu orada. Evet, işte kendi haline yıkılmasını beklersek de sonuç facia oluyor. Böyle bir şey, böyle bir şey olmaz ki zaten kendi haline. Yani bilmiyorum ben ama ciddi söyleyeyim. Yani kendi evladımı, kendi çocuğumu düşünüyorum. Etrafımızdaki insanları yani şimdi gazeteden baktığımız zaman yani hani normal gazetede okumuş olduğumuz bir haber gibi olarak değerlendiriyoruz ama Allah göstermesin insanın başına, kendi çocuğunun başına böyle bir şey gelmiş olduğu zaman gerçekten tahammül etmesi çok zor Meltem. Evet. Yani böyle durumlarda insan farklı psikolojiler içerisine arıyor. Yani sebebi nedir, sonucu nedir, suçlusuna bakıyor. Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyicilerimiz, yani memleketimizde her türlü kazalar oluyor. Yani insan hayatı, en ucuz olan şey insan hayatı. Evet. Trafik kazalarında kaybediyoruz. Yolda yürürken binalar çöküyor üzerimize, kaybediyoruz. Zaten terör saldırılarıyla onu hiç saymıyorum zaten. Okula gidiyorsun, okulda işte okulun duvarlarını, okulu koruyan duvarlar çöküyor, ediyor. İşte fabrikaların üzerlerine efendime söyleyeyim şeyler düşüyor, vinçler düşüyor. Olmadık kazalar maalesef hep bizim ülkemize başımıza geliyor. Neden? Çünkü umursamazız. Çünkü bunun sonucunda bir kaza olup da insan hayatına mal olabileceği konusu bizim en son düşünmüş olduğumuz şey. Mesela hiç önemsemediğimiz bir olay. Şuradan pay biçelim. Olay gazetesinin de manşetinde vardı. Hayat gazetesi de manşetine Ordu'daki Zeytinburnu'ndaki bina gibi boşaltılmış, terk edilmiş, işte çatlağa oluşan, zemini kayan binaların durumunu araştırmaya başlamışız. Bu binalar zaten Ordu'da var mıydı? Vardı. Ama niye? İstanbul'daki olay oldu, can kaybı yaşandı. Ordu'daki durum basının bile dikkatini yeni çekti. Hani demek istediğim o. Bir şeyi illa bir olumsuz sonuç olacak, bir can kaybı olacak, bir facia olacak. Sonra acaba ne yapılabiliriz'i sonrasında düşüneceğiz. Hani testiyi kırmadan dövmek gibi Nasrettin Hoca'nın hesabı. Biz hiçbir şekilde testi kırıldıktan sonra önlemlerimizi alıyoruz. Perşembe'deki köprü için de geçerli. Köprü örneğini veriyorsun. Yani köprü örneğini veriyorsun. Evet. Yıllardan beri işte Almanların yaptığı, tam olarak bilmiyorum şey söylenen oradaki o köprü. Diyoruz ki köprü geçiş olarak bu köprü kullanılıyor. Bu köprünün bir tarafı kaymış, öbür tarafı arasında fark var. Bu köprü her an yıkılabilir. Ne olacak? Hani söylüyoruz burada, sen söylesen evet. Bunun önemli alınması lazım. Tedbirin alınması lazım. Allah en azından bir yetkili çıkar bir açıklama yapar. Yani duyabiliriz. Bazen ben tersize o kadar kesinlikle olmasın. Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz ya da gerçekten çok üzüleceğimiz olaylar ama orası da bağırıyor. Göz göre göre bağırıyor. Bir gün her telsiz duyduğunda şey bir kaza, böyle hani Perşembe'de bir şey mi oldu, köprüye mi bir şey oldu, köprüden araba mı uçtu, işte köprü geçerken yıkıldı mı? Yani çünkü gerçekten hiçbir açıklama yok, hiçbir düzen değil en azından, değil mi? Biz bu kadar hani soruyoruz, merak ediyoruz, orada çatlakları görüyoruz. Tekniki anlamda deyin ki arkadaşlar korkmayın, endişelenmeyin. Bu çatlaklar zemini etkileyecek çatlaklar değil, köprü ulaşıma gayet
sağlıklı bir şekilde devam edebilir deyin. Çürütün bizi. Hani bir mantıklı bir şey söyleyin. Ya, hayır değil. Bir yetki çıkar der ki ya işte basına duyuyoruz. İşte sağda solda resimler atılıyor. Bir köprü yıkılacağına dair buna benzer şeyler olabileceğine. Hayır böyle bir olay yok. Sadece basın mensupları bu olayı abartıyorlar. İşte biz önemimizi aldık veyahut da bu köprüyle ilgili böyle böyle diye bir açıklama da yapılabilir. Ya evet, bu da yok. Göz ardı edilmesi bu kadar, senin de az önce bahsettiğin gibi umursamazız. Bazı şeyleri umursamıyoruz. Başımıza geldikten sonra tedbir alıyoruz. Bu bizim insansal olarak da herhalde Türk toplumu olarak da bizim karakterimize işlemiş bir huy diye düşünüyorum artık. Huyumuz olmuş. Başımıza gelmeden Meltem, önlemini almıyoruz. Ülkemizde maalesef ki en ucuz olan şey insan hayatı. Evet. İnsan hayatı. Yani söyler adam bina yapıyor. Cebine 3-5 kuruş daha fazla para kalması veyahut da ucuza mal etmek için binalardan efendime söyleyeyim demirini çalıyor, betonunu da çalıyor, her şeyini çalıyor. Çürük zemin üzerine yapıyor. En ufak sarsıntıda yıkılıyor, ediliyor, gidiyor. Japonya'da deprem oluyor. Deprem bölgesi, tamam mı? Adamlar ona göre evlerini, binalarını yapıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Japonya'da olan depremin yarısı sende oluyor. Sen de facialarla sonuçlanıyorsun. Evet. Ne yazık ki diyelim, Hayat Gazetesi'nin üst manşetinde yine 25 kuruşa bile sevindik açıklamasıyla Ordu Ticaret Borsası fiyat ilan tabelasında 28 gündür 10 lira 25 kuruş olan fındık fiyatı dün itibariyle yerini 10 lira 50 kuruşa bıraktı. Yaklaşık bir aydır aynı fiyata sabit kalan fındık fiyatı bu değişimle 25 kuruş artarken üreticiler bile sevindi diyor Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı'nın röportajına yer vermiş. İşte ana manşette ise Zeytinburnu değil burası Ordu diyor gazete. Zeytinburnu'nda cuma günü 56 daireli 7 katlı bir bina çökmüş ve Ordulu ikizleri birbirinden ayırmıştı. Ordulları üzüntüye boğan bu olay sonrası ise akıllara Ordu'da aynı durumda bulunan binalar geldi. Zeytinburnu'nda yaşanan acı olay sonrası akıllara Selimiye Mahallesi'nde 10 santimetre temeli kayan ve çatlaklar oluşan bina geldi. Bilindiği gibi bina yıllar önce boşaltılmış fakat bir türlü yıkılamamıştı. Yıkılmayı bekleyen çatlak bina tehlikeye davetiye çıkarırken binanın kaldırımının hemen bitişiğinde bulunması da tehlike getiriyor demiş. İşte gördüğünüz gibi Zeytinburnu'ndaki olay yaşanmasa belki de bu binaları gündemimize taşıyacak mıydık ya da hatırlayacak mıydık bilmiyoruz ama sadece Ordu'da değil Zeytinburnu'nda belki de yaşanan olayın ardından birçok ilde, birçok yerde bu şekilde atıl, tehlike saçan binalar var. Umuyoruz ki en azından bundan sonrası için önlemler alınır. Turizmden kuzular da nasiplendi diyor. Turizm çalışmalarıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Aybastı'da kesilen kuzu sayısı bile iki katına çıkmış. Ordu fidandan kazanacak diyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Giresun, Ordu ve Sivas'ta bulunan toplam 37 adet köyde 1635 dekarda 60 bin fidanı toprakla buluşturmuş ve çevre yolunun ikinci ihalesinin başlayacağı haberi Hayat Gazetesi'nin de manşetinde. Egemenlik halkın değil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun anayasa değişikliğiyle bütün değerlerin ayaklar altına alınacağını söyleyerek artık egemenlik halka ait değil demiş. Çambaşı Festivali hazır diyor. Geleneksel hale gelen Çambaşı Kar Festivali 12. kez yapılacak. Polisler belgelerini aldı. Orducu Emniyet Müdürü Suat Kılıç başarılı personelleri ödüllendirdi diyor. Ve kellik engellenemez plastik, estetik ve renk strüktürif cerrahisi uzmanı Hilal Kurul'un bu açıklaması Hayat Gazetesi'nin de manşetinde efendim. Evet, var mı aktaracak olduğumuz haber? Haberimiz var, evet. Çevre yolundan bahsediyoruz. Evet. Özellikle işte... Bütün gazetelerin gündeminde. Evet, birinci etap çalışmaların 2017 yılı ile birlikte bitirilmesi hedefleniyor. Yani 2017 yazına hizmet vermesi bekleniyor. İkinci etap için ise ihale süreci başladı. Konuyla ilgili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı dün Enver Yılmaz bir açıklama yaptı. Şimdi o açıklamayı izleyelim. Bizler de üçüncü sırada paylaştık bu önemli haberi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz 1 milyar 100 milyon liralık Ordu Çevre Yolu projesinde ikinci etap için ihale çalışmalarının başladığını açıkladı.
Başkan Yılmaz Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin'le yapımı süren Ordu Çevre Yolu'nda incelemede bulunarak proje müdürü Naci Asil Kazancı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Naci Bey toplam kaç kilometre olacak bu ilave güzergah? 18 kilometre toplam tünel kazılacak. Tünel olacak. Toplam ne kadar olacak? 23 kilometre. İncelemelerin ardından kamuoyuna da bilgi veren Başkan Yılmaz, heyecanla projenin ilk etabının açılmasını beklediklerini ifade ederek, Karadeniz'in sarp ve geçit vermeyen dağlarında gidiş geliş toplam uzunluğu 19 kilometrelik tüneller, 3 viyadük, 2 alt geçit ve 3 köprülü kavşakla geçilecek. Ordu Çevre Yolu tamamlandığında yıllık 30 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanacak. 1 milyar 100 milyon liralık bu dev proje tamamlandığında Ordu trafiği nefes alacak ve 1 saatlik şehir geçişi 10 dakikaya düşecek dedi. İnşallah hayırlısıyla çok kısa bir zaman içinde Ordu Çevre Yolumuz Ordu'nun ve bölgenin ve hatta bu havzanın, çünkü bu yol aynı zamanda Gürcistan'ı da Rusya'yı da Kafkasya'yı da ilgilendiren bir yol, hizmeti açılışını bekliyoruz. Toplam uzunluğu 21.4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu'nun 10.7 kilometrelik ilk etabının %90'lık bölümünün tamamlandığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, dünyanın 3. Avrupa ve Türkiye'nin ilk denize dolgu havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı'nın 4 katı maliyetteki bu dev proje için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümete ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ordu bu çevre yolunu sadece gözüken viyadüklerini gördü. Kimse bilmiyor. Devasa bir yatırım olduğunu farkında değil. Ben ara sıra kıyaslama yapmak suretiyle, siyasette önemli bir argümandır kıyaslayarak rakamlarla siyaset yapmak. Şimdi Türkiye'nin ve Avrupa'nın denize doldurulmak suretiyle tek havalimanı bizim burada. Doğru. Maliyeti 270 milyon lira. Yeni rakamlar. Halbuki bu çevre yolunun maliyeti havalimanı maliyetinin iki katından daha fazla. Ve toprağın altında devasa bir inşaat var. Yılmaz, Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin'le Ordu Çevre Yolu projesinin yanı sıra Kabadüs-Çambaşı yolunun ikinci etabı, Ordu-Gölköy yolu, İslamdağ-Korgan ve diğer karayolları yatırımlarıyla ilgili de istişarede bulunduklarını söyledi. Evet, başlamışız ekrandayız. Bu arada biz de haberleri tartışıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hangi haberlerimizi verebiliriz? Şimdi gündemdeki haberler aslında standart haberler. Hemen hemen gazetelerde paralel ölçüde haberler var. Tribün gazetesinde yine fındık fiyatları yeniden hareketlendi. Bununla ilgili haber biraz önceki bütün gazetelerimizde var. Sevgili izleyicilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz'ın çevre yoluyla ilgili yapmış olduğu açıklama vardı. İşte Tribün gazetesinde de yine ikinci etap ihaleye çıkıyor. Atölye ve depolar Efili'ye taşınacakmış. Yeni yerleşkenin yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, buraya özellikle arazi çalışmaları yürüten birimlerin taşınacağını belirtiyormuş. Belediye yerleşkesiyle ilgili sevgili izleyicilerimiz. Evet, Metin Gündoğdu soykırım yalanına sert tepki, o kişi milletvekili diyemiyorum diyor. Yerli Düşünce Derneği'nin İçkale Otel'de düzenlediği Bangladeş tanıtım ve kardeşlik havaltısına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Milletvekili Metin Gündoğdu Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilere de katılmış sevgili izleyicilerimiz. Evet. Her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanarak toplum içerisinde sosyalleşmesine yönelik eğitim veren Ordu Büyükşehir Meslek Sanat Eğitim Kursları engelleri aşıyor şeklinde de farklı bir haber sevgili izleyicilerimiz. Hemen hemen hepsi aynı ölçüde haberler. Evet. Ben de bir yandan sosyal medyada bakıyoruz, geziniyoruz, son dakika gelişmeler var mı aktarabileceğimiz, paylaşabileceğimiz. Yine Gerce Mahallesi eski muhtarı Mevlüt Özbucak hayatını kaybetmiş. Kendisine Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Şu an Kayabaşı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanıyormuş, bir haberci arkadaşımız paylaşmış. Ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da kendi sosyal hesabında elinize ayağınıza sağlık kahraman yiğitler diyerek Reyna katliamcısının yakalandığı anı ve tabii ki darp edilmiş halinin fotoğraflarını paylaşmış. Bu fotoğrafa bakınca aklıma bir an önce şey geldi. Hani o katliamda kaybettiğimiz bir isim bizim de komşumuzdu. Evet. Mustafa Sezgin Seymen. Gencecik, pırıl pırıl, hayata yeni başlayacak, yuva kuracak bir insandı. Sevgili komşumuz, arkadaşımız Didem ablamızın da kardeşiydi. Çıktı. Ne duydum dün biliyor musun rahmetle kendisiyle alalım. İlgili? Rahmetle anıyoruz gerçekten. Hani bazı eleştirilerde vardı ya, orada işte alkol kullanıyorlardı ya da zaten eğlence mekanında oldukları için ebediyete
intikal eden arkadaşımız 3 çocuk okutuyormuş, biliyor musun Ümit abi? Reyna katliamında feci şekilde can veren, bir terör saldırısına kurban giden o abimiz, o kardeşimiz 3 çocuk okutuyormuş. Tekrar rahmet anıyoruz. Mekanı cennet o yüzden olsun. Bunu da, o fotoğrafı da görününce kin kusmaktan başka bir şey gelmiyor. Beter olsun. Umuyoruz ki en ağır cezayla, aldığı her bir canın sebebini, hesabını vererek gerçekten yani kelimelerim tükendi. Beddua etmek de istemiyorum. Hani canlı yayında ne denebilir ama gerçekten kin ve nefret doluyum o insana karşı. Evet, herkes aynı şekilde Meltem. Yani şu anda bu Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan her bir vatandaş o katilin kendisine verilmesini, cezasının kendisinin vermesini bekler ve talep eder. Yani bu şekilde kin ve nefretle bakıyoruz. O fotoğrafı görünce yani kaybettiniz ve dediğim gibi hani pırıl pırıl yaşamlar gitti hain terör saldırısında. Bu kadar olumsuz şeyden bahsetmişken belki de biraz yüzümüzü güldürecek bir haber paylaşalım. Sen zaten köşe bucak çekimlerinde paylaştın kamuoyuyla, evet. Ya da senin program çekimlerinde keşfettik. Çaybaşı ilçesinde bir vatandaşımız Tevrat Soytürk geleneksel kardan adamın dışına çıkarak kardan cami yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii şimdi ki. Onu gezerken gördük, tamam mı? Şimdi bana deseler ki Ümit kardan adam bir kardan adam yap deseler. Yani burnu havuçtan, işte kulaklar efendim, işte saçlar falan filan. Bana saçma sapan bir şey yaparım ama o kardeşimiz yani herhangi bir sanat eseri yapmış gibi. Teknik eğitim almamış, tamam mı? Mühendislikle, mimarlıkla ilgili hiçbir alakası bir bilgisi yok. İnşaatlarda çalışmış, etmiş, gerçi inşaat işiyle uğraşan bir insan ama yani düşün, bu insanın eğitimli olduğunu düşünsem Meltem, belki de Türkiye'deki önemli binaların mimarisini yapabilecek kapasitede yetenekli bir insan. O kadar Meltem genç, yetenekli, becerikli insanlarımız var ki ama ya köyünde oluyor veyahut da başka bir yere sıkışmış durumda. İşte bu genç yeteneklerimizi, bu insanlarımızı bizim o içerisindeki beceriyi dışarı çıkartmamız lazım. Böylesine bir eğitim sistemimiz olması gerekiyor. Bizim kesinlikle eğitim öyle. Sistemimizde biz şu anda sadece tek bir şey düşünüyoruz. Çocuğu okuturken anne baba olarak neyi düşünüyoruz? Çocuğum hangi mesleği seçeceksin? İşte şunu seçeceğim. Biz de çocuğu şöyle yönlendiriyoruz. Çocuğun en kısa sürede hayata atılabilecek olduğu ve en fazla parayı kazanabilecek olduğu mesleği seçmesini, tercih etmesini istiyoruz. Hiçbirimiz soruyor muyuz? Çocuğum sen bu mesleği seçeceksin ama sen bu işte mutlu olacak mısın? Bu çocuğun yapacak olduğu işte mutlu olma kriteri bizim için en son kriterdir. En son öncelikli kriterimiz hemen iş bulmak, hayata atılmak, en fazla parayı nasıl kazanırsın? Bunlardır. Yoksa çocuk mutlu olmuş, rahat etmiş. Bu değil. Yani biz efendime söyleyeyim edebiyata meraklı olan birisinden biz matematik öğretmeni olmasını veyahut da işte inşaatçı olmasını bekliyoruz. Yani o adamın içerisindeki sanat coşkusunu dışarı çıkartmıyoruz. Birçok kişi vardır mesela, adam doktordur veyahut da fen bilimleriyle alakalı ama adam bırakmış, eline gitarını almış, müzik yapmaya uğraşıyor, müziğini yapıyor. Yani o anlamda gerçekten çok çok cevherlerimiz var Meltem ama maalesef ki Anadolu'nun bir yerlerine sıkışmış, saklanmış, dışarı çıkamamış. Yani bu kardeşimiz de belki öyle yeteneklerden bir tanesi, bilemiyorum. Evet. Tevrat Soytürk diyelim o zaman, kardan yapılabilecek belki de en güzel şeyi yaptı, hem de sanatını konuşturdu. Dediği gibi hiçbir teknik bilgisi yoktu ama siz de gördüğünüzde muntazam bir mimarın çalışması sanabilirsiniz. Bizler de haberimizi 9. sırada paylaşmışız, izliyoruz. Kardan adamın ardından kardan araba, uçak, tank, kurt, balina, köpek balığı, gelin gibi daha birçok kardan figürleri görmüştük. Son olarak Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde görülen kardan figür herkesin oldukça dikkatini çekti. İlçenin İlköz Kapılı mahallesinde yaşayan Tevrat Soytürk bir günlük çalışma sonucu kardan cami yaptı. Yapan kim acaba bunu? Tevrat Soytürk'ün çift minareli olarak yaptığı kardan cami mahalle sakinlerine olduğu kadar köşe bucak programı yapımcısı Ümit Atabay ve kameramanı Muzaffer Kuvan'ın da dikkatini çekti. Mahallede bir süre araştırma yapan köşe bucak ekibi, kardan cami yapan inşaat ustası Tevrat Soytürk'e ulaştı. İşte bu eserin mimarı sevgili izleyicilerimiz, Tevrat kardeşimiz, tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.
Ne iş yaparsın Devrat? Meslek ben, nedir? Ben serbest meslek. Serbest meslek. Evet. Ama bir şey söyleyeyim. Senin içinde böyle bir sanat, böyle bir mimari, inşaata olan böyle bir merak var demek ki. Evet. Böyle bir kabiliyet, yetenek var. Tabii kendimiz inşaatta çalışıyoruz. İnşaatta çalışıyorsun. Evet. Devrat herkes kardan adam yapar. Burnuna havuç sokar. İşte efendime söyleyeyim gözlerini de kömürden yapar. Ama sen koskocaman bir çift minareli cami inşa etmişsin, yapmışsın. Bu nereden aklına geldi? Ya ben de öyle bir aklıma geldi. Dedim böyle bir eser yapalım. Kardan. Ne kadar sürede yaptın bunu? Bunu bir gün sürede yaptım. Bir gün sürede yaptın. Evet. Peki tamamen bitmiş vaziyette mi? Evet, bitmiş bir vaziyette. Tamamen bitmiş evet. Vaziyette. Gerçekten çok güzel olmuş. Görenler ne dedi peki? Görenler tabii tebrik etti arkadaşlar. Tebrik etti. Güzel olmuş dediler. Evet. Evet sevgili izleyenler, sevgili Aykut sırada hava durumu var diyor ama Ordu'da çeşitli yerlerinden yaralanan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ile anlaşmalı veteriner hekim tarafından tedavi edilen 3 karaca da doğaya salındı. Bu haberi de paylaşmak istiyorum. O yüzden sözü uzatmadan 6. haberimizi de izleyelim. Sonrasında meteorolojiyi isteyeceğiz. Şimdi yakın akıntı geliyor, yarası devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından Ordu'nun Ulubey ilçesinde anlaşmalı veteriner hekim Eren Yeşilkaş tarafından tedavi edilen yaralı yaban hayvanları bir bir doğaya salınıyor. Ulubey'de bulunan rehabilitasyon merkezinde 2016 yılı içinde 370 civarında yabani hayvan tedavi edildi. Son olarak geçen hafta tedavisi biten bir şahin doğaya salınırken bugün de 3 karaca tedavisinin ardından doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü İshak Yılmaz, 2016 yılında tedavi edilen hayvanların başında karaca ve şahin geldiğini söyledi. Doğada yabani hayvanlar çeşitli şekillerle zarar görüyor. Bunlar işte insanların avlanması esnasında yaralamaları sonucu veya trafikte araçların çarpması sonucu veya çeşitli etkilerle elektrik iletim hatlarının vermiş olduğu zararlar var. Çok çeşitli veya doğada bulmuş oldukları yiyeceklerle zehirlenmeler vakaları var. Çok çeşitli vakalarla bunlar karşımıza geliyor ve biz bunları aldığımız bu hayvanları anlaşmalı olduğumuz veteriner hekimimiz Eren Bey'e hemen teslim ediyoruz. O da kendisi sağ olsun bu konuda gerçekten istekli ve maharetli. Hemen onların tedavilerini tamamlayıp kısa zamanda doğaya salımını gerçekleştiriyoruz. Zaten yaban hayvanlarının evcilleşmemesi adına ve yabani özelliklerini kaybetmemesi adına hemen tedavilerin yapılıp bulundukları ortama salınması esas. Bu amaçla da bu yıl 70 civarında bir karacaya tedavi edip doğaya tekrar salımını yaptık. İkinci sırada da şahin. Şahin, çok yaralı şahin geldi bu sene. 2016 yılında 45 civarında yaralı şahine tedavi edip doğaya saldık. Ulubey'deki rehabilitasyon merkezinde yaralı yaban hayvanlarını tedavi eden veteriner hekim Eren Yeşilkaş ise karacaları tedavi süresi olan 10 ay boyunca inek ve keçi sütüyle beslediklerini söyledi. Şimdi bu karacalar bize 2016 yılının Mart, Nisan, en geç Haziran sonuna kadar geliyor doğum dönemi, çünkü bu hayvanların o dönemde doğum döneminde bir günlük, iki günlük halde geliyor bunlar. Bunların inek sütüyle, bulabilirsek keçi sütüyle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yaşayanlar, elimizde kalanları doğada yaşayabilecek, kendi kendine kurtarabilecek seviyeye geldiğinde hemen doğal ortamına salıyoruz zaten. Bunlar yaklaşık bizde 10 aydır bizdeler. Veteriner hekim Yeşilkaş, avlanması kesinlikle yasak olan karacaların iki özelliğinden de bahsederek hem avlanılmaması hem de temas edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Karaca hayvanı çok, nabzı çok yükseliyor. İnsandan çok çabuk tedirgin oluyor. Hiç sapasağlam gelen hayvan etrafına 3-4 kişi toplandığında birdenbire hiç sebep yokken ölebiliyor. Karaca hayvanının bir diğer özelliği, bunu ekstra bilgi olarak söyleyeyim. Yılın 12 ayı hamile olan bir hayvan. Doğumunu yapıyor. Doğumdan sonra hemen çiftleşiyor. Bu hayvan çiftleşmiş yumurtayı rahiminde saklıyor. Bu dönemde gelişmeye başlıyor. Mart sonu gibi, Haziran gibi en geç doğumunu gerçekleştiriyor. Yani bir karaca, dişi bir karacayı vurduğunuzda her dönem gebedir. Biraz süreden çaldık ama paylaşmak istedim. Bu evet, güzellikleri biraz sıkıştırmak istedim. Gayet de güzel oldu. Evet. Çünkü yani hayvanların doğallığını görüyorsun, güzelliğini görüyorsun. Bölgemizde de bu tür canlıların yaşaması. Onlara da yaşam alanı tanımamız gerekiyor. Yoksa insanoğlu o açgözlülüğüyle beraber bu insanlardan neslini tüketecek. Evet.
Sırada hava durumu var sevgili izleyenler. Her sabah yeni günde meteorolojideki son gelişmeleri de aktarıyoruz. Bakalım hava hafta için neler söylüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahmin Stüdyosu'ndan hepinize iyi günler diliyoruz. Biz yine yeni bir haftaya başladık ve en güncel tahminlerle karşınıza çıktık efendim. Hiç zaman kaybetmeyelim diyoruz ve Salı gününün tahminleriyle bugünkü videomuza başlangıç yapalım istiyoruz. Salı günü yurdun batı hattında yağışlı sistem etkili olsa da iç ve doğu kesimlerde yağış yok. Buzlanma ve don olayına karşı özellikle doğu kesimlerde dikkatli olunmalı. Yağış alanını detaylandıracak olursak eğer Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Edirne ve Kırklareli çevresinde ve yine İç Ege'de, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışlar. Önemli olan nokta Güney Ege kıyılarında ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli sağanak şeklinde gerçekleşeceği. Bu alanlarda yaşayan takipçilerimizin özellikle kuvvetli yağışa karşı dikkatli olmasında fayda var. Beraberinde Marmara'da ve Batı Karadeniz'de ayrıca Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın da etkisini göreceğiz, bunu da söyleyelim. Sıcaklığında Salı gününden itibaren yurt genelinde 2 ila 4 derecelik bir artış göstereceğini de haber verelim şimdiden ve hemen Çarşamba gününün tahminleriyle devam edelim. Çarşamba günü yine benzer bir alanda yurdun kuzeybatı kesimlerinde ve güneybatı kıyılarında yağış var. Yağışlar normal seyrinde ilerleyecek Edirne Kırklareli çevrelerinde ve iç kesimlerde. Özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerinde kar ve iç kesimlerde karla karışık yağmur, diğer yerlerde yağmur gözlenecek. Yine 2 ila 4 derecelik artış sıcaklıklarda yurt genelinde yüzünü gösterecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine ve yer yer 1-2 derece üzerine çıkacak diyelim Çarşamba günüyle beraber. Yurdun kuzeybatısındaki kuzeyli rüzgar etkisini göstermeye Çarşamba günü de devam edecek. İç ve doğu kesimlerde yağış yok. Parçalı bulutlu hava hakim. Doğu kesimlerde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesine karşı hazırlıklı olunmalı diyoruz. Perşembe günü yurdun kuzey kıyılarında ve batı hattındaki yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların genel itibariyle Batı Karadeniz'de kar, İç Ege'de de karla karışık yağmur, yine Edirne Kırklareli'nde de kar şeklinde gözleneceğini tahmin ediyoruz. Diğer illerimizde ise genel itibariyle yağmur var. Güney kesimlerdeki yağışlar ise sağanak şeklinde gözlenecek. İç ve doğu kesimlerde parçalı, yer yer az bulutlu hava hakim. Doğu kesimlerde buzlanma ve dona dikkat diyoruz. Sıcaklık değerlerinin ise perşembe gününden itibaren yine 3 ila 6 derecelik özellikle kuzey ve iç kesimlerde düşüşe geçeceğini söyleyelim. Ve 3 büyük ilimizin detaylı tahminleriyle devam edelim. İstanbul'da Salı, Çarşamba ve Perşembe günü yağmur var aralıklarla. Gece sıcaklıklarının 3-5 derece civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Gündüz sıcaklıkları ise 8-9 dereceden Perşembe günüyle beraber 6 dereceye kadar düşüş gösteriyor. Başkent Ankara'ya baktığımız zaman önümüzdeki 3 günlük periyotta Salı ve Çarşamba günü yağmur beklentimiz var. Perşembe günü ise çok bulutlu hava hakim olacak. Gece sıcaklıkları 0 ila 2 derece arasında değişecek. Kısmen de olsa 0 derecenin üzerine çıktı. Gündüz sıcaklıkları ise 7-8 derece civarında olacak. Hemen İzmir'le devam edelim dilerseniz. İzmir'de Salı günü için kuvvetli sağanak yağış var. Çarşamba günü de devam ediyor fakat çok hafif şiddetli olacak. Perşembe günü normal seyrinde yine sağanak yağış devam edecek. Gece sıcaklıkları 6 ila 8 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları ise ancak 13-14 derece civarında ölçülecek. İzmirli takipçilerimiz için haber vermiş olalım. Önümüzdeki günlerde özellikle Salı günü Güney Ege kıyılarında ve Antalya kıyılarında yağış kuvvetli sağanak şeklinde gerçekleşecek. Hazırlıklı olunmalı diyoruz. Ayrıca önümüzdeki iki günlük periyotta yani Salı ve Çarşamba günü Marmara'da genel itibariyle yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli rüzgar hakim. Hazırlıklı olunmalı diyoruz. Yurdun batı hattında yağış var. İç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve donla beraber parçalı, yer yerde az bulutlu hava hakim olacak. Eğer bulunduğunuz ille ilgili daha detaylı tahminlere ulaşmak istiyorsanız lütfen mgm.gov.tr'yi ya da Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu takip edin. Hoşçakalın. Meteorolojideki son gelişmeleri izledik. Özellikle hafta sonu yaklaşırken tatil planları hazırlanmaya başlamışken bizler de yeni güne başlarken hem günün hem de önümüzdeki günlerin hava tahmin raporunu paylaşıyoruz. Devlet Meteoroloji İşleri'nin paylaştığı işte o videoyla. Evet ve programımızın artık sonuna geldik. Evet.
Yarın yine aynı saatlerde TV2 ekranlarında sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyicilerimiz. Saatlerimiz şu an 9.45. Yarın saatler 8.15'i gösterdiğinde bizler yine bu ekranlarda olacağız. Umarım yine birlikte oluruz. Günün gelişen olaylarını sizlere aktaracağız. Umarım güzel haberlerle birlikte oluruz. Evet efendim. Günün geri kalan kısmında her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir klibimizle bugün de veda ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Send me no letter.